والمؤمنات sizin sesiniz, tavrınız, her şeyiniz Kur'an tilavetine dair. Kur'an bir derya yani. Onun içine bıraktın mı kendini, teslim olacaksın. Bu değerlendirmeleri tekrar ediyorum. Tilavet çıtasına göre yapıyorum. Şiir okuyor hocam. Hikaye seslendiriyor, kitap seslendiriyor. Ve sonuculuk yapıyor. Böyle meziyetleri olan ve Kur'an sevdalısı bir bülbül. Ellerimizi tutup manevi bir huzura doğru sevk ettin. Sevdan neye dairse meleken de ona dair olur diyor. Seni ancak... Seni ancak ebediyetler eder istiyam. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim, Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT 1 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve stüdyoda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, bu haftada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bülbüller az sonra huzurlarınızda olacak ve onların o güzel sesi, güzel nameleriyle inşallah yüreklerimiz ferahlayacak, ruhumuz temizlenecek. Çok kıymetli hocalarım, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti bir hafta? Vallahi güzel geçti değil mi? Gayet güzel geçti hocam. Özledik. Bu arada kimi özlediniz? Halil hocam, sizin için... Tespiti yayını özledik. Osman Hoca'yı özlemediniz mi? Osman Hoca zaten beraberiz İstanbul'da. Evet. Beni özlemediniz mi? Sizi özlüyorum. Bu bir itiraftır. Eyvallah. Bizim... İlhan hocam, siz nasılsınız? Efendim, İstanbul'a olan küllenen aşkımı tazelediler muhterem kardeşlerim. Güzel, mutluyum şu anda. Onların simaları getirdiği o İstanbul'un güzel kokusu. Evet, evet. Efendim, çok zaman dertlerle, kederlerle, hüzünlerle, üzüntülerle yol alan bir yolculuk insanın dünya yolculuğu. Ve o yolculuğun tam ortasında işte hüzünlendiğimiz, dertlendiğimiz anlarda, darlandığımız anlarda böyle söylenir halk arasında bir fasıla vermek, bir İnşirah suresi neşesi hissetmek için Kur'an'ın ayetlerinden okuduğumuz anda ya da güzel sesli bir bülbülden o Kur'an'ın ayetlerinden biraz dinlediğimiz anda içimize ayrı bir ferahlık ve güzel bir huzur gelir. Bu böyledir. Defalarca da test edilmiştir bu ve insan gerçekten de o ayetlerin vermiş olduğu o neşeyle, o mutlulukla, o huzurla o içindeki darlığı biraz daha atar, daha nefes alabilir hale gelir. İşte Perşembe geceleri, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bu müstesna gecede öncelikle tabii ki TRT ekibine, tüm yönetiminden, burada çalışan tüm kardeşlerime kadar herkes yoğun bir emekle huzurlarınıza Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması getirdiler. Ve onlar vesilesiyle de biz bu gecede, bu müstesna, bu güzel gecede Kur'an dinleyerek biraz daha kalplerimiz huzur bulmakta. Sofra haline gelen bu ziyafet her birimizin yüreklerini doyumsuz halde doyurmakta ve elhamdülillah bunlar için binlerce şükürle ve emeği geçen herkese büyük teşekkürle programımıza başlamak istiyoruz. İşte o kalbimize ferahlık verecek seslerden biri, aynı zamanda on parmağında on marifet diye tabir edebileceğimiz bir bülbül şimdi huzurlarınızda olacak, Mustafa Özkaya. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bugün Çınaraltı'na geldik. Çınaraltı'nda bir mektup dostlarımızla, Daha kardeşimle çekim ve seslendirme işleri yapıyoruz. Evet, şu anda da seslendirmemizden bir bölüm izleyeceksiniz. Bir alem ki gökler boru içinde,
akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, unut mu, konuş mu, sus mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Evet, Mustafa Özkaya. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyi görünüyorsun. Az önce söylediğim, hani halk arasında söylenir ya, on parmağında on marifet diye. Tıpkı hakikaten de böyle birisi Mustafa. Ve zaten VTR'den de izlediğiniz üzere bir şiirle girizgah yaptı kendini tanıtırken. Şiir okuyor hocam. Hikaye seslendiriyor, kitap seslendiriyor. Ve sonuculuk yapıyor. Böyle meziyetleri olan ve Kur'an sevdalısı bir bülbül karşımıza gelince böyle şık, zarif, yakışıklı, karizmatik, daha ne söyleyelim? Kendisine bırakalım, neler söylemek istersin? Biraz tanıyalım seni Mustafa. Allah razı olsun. Mustafa Özkaya, Ankara Büyükşehir Ego Camii İmam Hatibi olarak görev yapmaktayım. Ankara'da görev yapıyorum. Tabii bunun haricinde Türkiye Gençlik Vakfı'nda gönüllüyüm. Ankara şubesinde yine. Ve Ümmet Gençleri Ankara İl Başkanlığı'nı, il hizmetkarlığını yürütmeye çalışıyorum. Maşallah. Biraz imamlığın dışında da sosyal faaliyetlere koşturmaya çalışıyoruz hocam. Sana arkadaşların reis diye bir lakap takmışlar. Öyle evet. Derlermiş. Onun bir sebebi var mı? Yani onun sebebi daha önce bir video hazırlamıştık biz. Sayın Cumhurbaşkanımızın taklitlerini, nahoş taklitlerini beğenmeyip bir video hazırlamıştık. Bu videoda çok izlenince bütün haber kanallarında bir akşam kendimi bulunca arkadaşlarım da öyle bir lakap taktılar tabii ki. Eyvallah peki. Eyvallah. Çok kıymetli hocalarım, şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk hocam. On parmakta on marifet. Mesela seslendirme. Evet. Hikaye okuma, değil mi? Okumalar. Bir de bu şiir okuma. Evet hocam. Değil mi? Ne oldu? Bir, iki, üç, yedisi? Tabiri caizse. Tabiri caizse. On parmak da on marifet. Mesela, fazlası da vardır aslında. Kesretten kinaye. Kesretten evet. Kinaye değil mi? Mesela güzel bir menemen yapabilir mi? Yapabilir misin Mustafa? Yaparım hocam. Yemek yaparmış gibi. Hocam. Mesela yani başka bir şeyler var mı? Var mı? Hocam başka? Yani menemeni yapmaktan çok herhalde yemekten hoşlanırsınız. Sözü buraya getirmek istiyormuş gibi girdiniz hocam. Ama şeyde ben mesela Çanakkale Versiyesi'ni nasıl okursun? Üstadımdan Hüseyin'i, Selan'ın girişini alsak da şehitlerimize armağan etsek. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidena ya Resulallah. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah Allah. Allah Allah, eyvallah. Ağzına gönlüne hocam. Güzel okuyor değil mi hocam? Vallahi tüylerim diken nasıl? Diken oldu. Süper, çok güzel. Vallahi çok güzel. Hocam süper. O müthiş oldu o da. Ne müthiş oldu. Bu Sela ile birlikte bu şiir nasıl güzel buluştu. Evet. Yüreklerimiz titredi. Evet, yüreğinize evet. Sağlık. Her birinize teşekkür ediyoruz. Allah bu vatana canlarını feda amin. Edenlere rahmet eylesin. Amin. Amin inşallah. Evet hazır mısın? Hazırım hocam. Ve Mustafa kardeşimizi tilavet için rahleye alıyoruz. Buyurun efendim. Ve Mustafa Özkaya Fussilet Suresi 31 ila 36. ayetlerini tilavet edecek. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم. Evet, Mustafa Özkaya'ya teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık üstad ve kıymetli misafirlerimiz, stüdyoda bulunan misafirlerimizden Mustafa'mız için puan istirham ediyoruz. Söz sizde, buyurun. Thank you.
Teşekkür ediyoruz efendim ve Mehmet Ali Sarı Hocam, sizin değerlendirmenizle başlayalım. Buyurun. Çok güzel bas bir sesiniz var. Okuduğunuz Aşr-ı Şerif biraz kısa oldu ama buranın icabı haliyle öyle. Uzun uzun okuduğunuz zaman tahmin ediyorum farkı göreceğiz. Fark görülür. Kompozisyon daha kemaliyle yapılır diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim günümüze kadar da bu sesle taşınmıştır. Her ne kadar Peygamberimizin vahyi aldığı andan itibaren yazılmaya başlamışsa da Peygamberimizin emirleriyle sahabe-i kiram tarafından, ama o vahiyler seslendirilmiş ve seslendirilerek gelmiştir. Biz de bugün seslendirmeye gayret ediyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yahut paylaşmak adına. Estağfurullah. Yani Hafız Mustafa dostumuzun sesi geniş mi? Gösterebildi mi ya da o geniş? Gösteremedi ama tahmin ediyorum geniş. Yani yeteri kadar geniş. İnnellezine kâlû Rabbünallah'tan başlasaydı biraz daha meydan bulabilecekti. Ben bir arkadaşla, hocalarımız da herhalde temas ederler. Burada okuyan hocalarımız, hafız kardeşlerimiz okuyacağı aşırları bundan sonrakilere de işaret olsun diye söylüyorum. Etüt etmeliler ve mutlaka hocalarına dinletmeliler. Nerede kalacak, nereden alacak? Bugün gene bu yapılan hata daha öncekilerde de olmuştu. Beyneke ve beyneh diye vakfettiniz. Beyneke ve beynehu adave daha güzeldir. Adave orada hiç olmazsa oraya kadar gitmelisiniz. Alırken de yine uygun bir yerden alarak devam etmek lazım. Evet. Bir de güzel bir yerden başladınız. Bana göre ses olarak dügah perdesinden başladınız ama kararınız aşağı doğru indi. Rasta sole doğru geldi değil mi? Rasta doğru indi. Yani teknik olarak, ses tekniği olarak başladığınız yerde karar etmeniz uygun olurdu. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz, gençsiniz. Bu gençliğin kıymetini bilin. Eyvallah Halil Hocam. Yani bizi bu gecenin bu anında, güzel anında ellerimizi tutup manevi bir huzura doğru sevk ettin. Bu burası net, gerçek. Ama ben bu makamlar arasında irtibat kurarken sevgili hocam biraz yani nasıl söyleyeyim, biriktirmek lazım kanaatindeyim. Yani tıkanıyor bir yerde. Ruhun perdelerini açacaksınız. İşte kalbin işte o caddelerine, sokaklarına götüreceksiniz. Elinizden bir makam tutmalı. Rast gelip tutmalı. Mesela rast başlasan ya, ama şey var değil mi? Biriktirdiklerimizin yani arasında kargaşa var, bu atmosfer filan. O zevkine göre güzel bir başlayış yaptı bana göre. Yani güzel oldu. Yavuz Besmele net ve güzeldi. Ama karar da bir şeylik yaptı. Evet. Osman Egin Hocam. Evet, ben hocamın değerlendirmelerine bir özetin bir şeyini yapmak istiyorum. Buyur. Hocam. Değerlendirmesini değil de sonuç bölümüne bir böyle manşet. Hocam diyor ki, sevdan neye dairse meleken de ona dair olur diyor. Yani bir, on parmağında on marifet olabilir ama bence, ben de hocama katılıyorum, sizin sesiniz, tavrınız, her şeyiniz Kur'an tilavetine dair. Merkeze Kur'an tilavetini koyun. Değil mi? Öyle dediniz evet, değil mi hocam? Evet, evet. Teşekkür ederim. Benim bitti değerlendirmem bu kadar. Eyvallah. İlhan Tok Hocam. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim evvela. Değerlendirmeleri bendeniz. Kıraat değil, tilavet şıtası üzerinden yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması olmak hasebiyle güzel sözcüğü bağlıyor bizi. Bu da tilavet, yani gereği bu okuma anlamına gelmektedir. Bu çerçevede konuşuyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetinde iki çeşit iptida vardır. Yani başlangıç anlamında, başlama anlamında. İptida. Bir, başladığı 31. ayetin yukarıdaki 30 nolu ayete taalluku var.
yukarıdan efendim istikamet edenler işte o meleklerin eşliğinde gelirler, üzülme, mahzun olma, tebşir ederler. Dedikten sonra nahnu evliyaukum, biz sizin dostlarınızız. Yukarıya taalluku var mananın. Affedersiniz hocam, sorabilir miyiz acaba neden yukarıyı okumadınız? Hocam hani yarışma ortamı, televizyon ortamı vakit kısıtlı diye düşündüm. Ha. Ne kadar kısarsak o kadar iyi diye bizim kendi fakirhane düşündüm. Eyvallah. Şimdi eyvallah. Ben kıraat tekniği ve mana akışı bakımından anlatıyorum. Bu bir. Çünkü inşallah biz buradaki sunumlarımızla da uluslararası yarışmalara da kendimizi hazırlıyoruz. Buradan bakıyorum. Bir, işaret buydurla beyneke ve beynehu adava. Tamam. Orada yine bir iptida. İkinci iptida da kıraat devam ediyorken uygun yerlerde durma. Dikkat çektiler sayın hocam. Adavetle durma lazım. Dönerek bu sefer yine kıraat içindeki iptidayı da fe izellezî beyneke'den almak lazımdı. Bunlar önemli şeyler. Bu orada nefesin bitti değil mi? Neke bu beynete. Hadi abi kelimesini alamadın. Şimdi evet. Nefes bitti. Bitirmeyecek. Şimdi bitti. Şimdi mükemmel bir ses. Özveriyle okuyorsunuz. Kendinizi veriyorsunuz. Gençlere örnek olacak her cihetten yapınız var. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa, şimdi seni puan noktasına alıyoruz. Buyurun efendim. Ve sözü bu akşamın İlk puanını vermek üzere İlhan Tok hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Efendim, gönlümden gelerek söylüyorum, 90 puan veriyorum. 90 puan. Osman İgin hocam. Evet, Mustafa hocam, gönülden gelen bir şeyi bozmamak gerekiyor. Yani eğer gönülden geliyorsa, içten geliyorsa, o çok yüksek olup da gönülden gelmeyen bir şeyden daha değerlidir diye düşünüyorum. Ben hocamın gönlüne girme manasında, anlamında öyle bir hedefim var. Aynı puanı ben de tekrar ediyorum. 90 puan. Mehmet Ali hocam. Ben Mustafa kardeşimize bu güzel sesiyle hafızlık tavsiye ederek. Yok mu hafızlığın? Yok. Valla? Yok. Bitirmedim hocam. Hafızlık. Hafız olmasını ümit ederek, niyaz ederek 94 veriyorum. 94 puan. Ve Halil hocam. Şimdi Hafız Mustafa, bak Allah söyletiyor yani. Allah sana da nasip eylesin. Hafız olanlara da hafızlığı muhafaza etmek nasip eylesin. Yani. Amin. Çok amin. Önemli. Bu son cümle yoksa, katılıyorum. Öteki, hafız önceki, olup önceki hafızlığını cümle, muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Dolayısıyla ben sizin çok özel bir yola girdiğiniz kanaatindeyim ve 95 puan veriyorum. 95 puan. 95. Tebrik ediyoruz ve Mustafa Özkaya kardeşimiz bu akşam çok kıymetli jürimizden toplamda 369 puan almış oldu. Tabii ki seyircilerimizin vermiş olduğu puanı da bu akşamın sonunda öğreneceğiz ve ekleyeceğiz. Genel toplamı da hep birlikte öğrenmiş olacağız. Tekraren kendisine alkışlarla teşekkür ediyoruz efendim. Ve sahneden uğurluyoruz. Buyurun efendim. Bilmek lazım. Biz neyi duymak istiyor isek onu dinliyoruz aslında. Cenab-ı Hak dini bize emanet etmiştir ve bu emaneti korumamız gerekiyor. Ne ile korunur emanet? İki şeyle. Bir, akıl. İki, ahlak. Kur'an bir derya yani. Onun içine bıraktın mı kendini, teslim olacaksın. O Kur'an üslubuyla başlayıp, o üslupla, o yumuşaklıkla, o mülayemetle devam etmek beni çok etkiledi. Kur'an'ın güzelliği simasına değmiş bir güzel gelecek az sonra sahneye.
Efendim, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması devam ediyor heyecanla ve şimdi Erdal Karaer geliyor. Selamun aleyküm. Burası Evliya Çelebi'nin uyku ile uyanıklık arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü cami. Bazen burada fahri müezzinlik görevi nasip oluyor. Mübarek Evliya Çelebi o sabah namazından sonra şefaat yerine dili sürçerek seyahat diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak seyahatim, şefaatim hak, seyahatim mübarek olsun diye mübarek buyuruyor. Ve iz gultum ya Musa lem nasbira ala da'mi vahidin. Hi kalın vahidin. Vahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Lam yelid ve lem yulad. Allahu ekber. Erdal Karaer, hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Mustafa abi. Şimdi insanın hayatında hocam, çocukluk dönemlerinde yer eden çok önemli şeyler vardır, ilkler. Mesela ilk öğretmenini unutmamak gibi, mesela mahalledeki arkadaşını unutmamak gibi, ilk tanıştığı arkadaşıyla oynadığı oyunu unutmamak gibi. Onlardan bir tanesi de din gönüllülerinin, ki artık öyle söylüyoruz, çocukluk dönemimizde hayatımıza dokunması o kadar önemlidir ki, onlardan mesela mahallenin camisine giderek ilk Kur'an'ı onlardan öğreniriz. Ve onlar aslında bize bu yolculuğun başında eşlik eder ve ömrümüzün sonuna kadar da unutamadığımız da bir hatıradır aynı zamanda. İşte böyle bir hatırayla başlamış Erdal'ımızın hayatı. Mahalle camisindeki imamın söylemesiyle, onun okunmasından etkilenmesiyle Kur'an'a sevdalanmış Erdal ve yola böyle başlamış. Seni biraz tanıyalım Erdal'cığım. Hocam ben 2 Şubat 1980 İstanbul doğumluyum. Aslen Malatya Pötürgeli'yim. Fatih'te Gelenbevi Lisesi var. Oranın bir din kültür hocası vardı, Ümran Hoca. Fatih Müftülüğü'nde aktif görevde olabilir. O demişti o zaman, Kur'an okur musun diye. Ben de okurum dedim hani. Ama o zaman tabii tam şuur yoktu böyle. Hani Kur'an-ı Kerim'e karşı. Ondan sonra hocam işte başladık öyle. Siirtli bir hocam vardı benim. Allah rahmet etsin. 2004'te vefat etti tüm hocalarımıza. Onun adı ne? Seyyid Ahmet Tanık hocam. Ona da Allah rahmet etsin, ismini analım hocam. tabii dostum benim. Bu kadınlar pazarının üst tarafında hocam dükkanı vardı. Oraya gider okurdum işte öyle. Hı-hı. Elhamdülillah yani böyle bir meleke nasip. Siz orada mı oturuyorsunuz? Ha, ben Fatih'te oturuyorum. Fatihlisiniz, ben de Fatihliyim. Hı. Vefalıyım ben. Vefa. Yani hem vefa semtindenim hem de vefalı adamımdır. Vefalı mısınız? Ben Karadeniz Caddesi, Karadeniz Caddesi'nde oturuyorum hocam. Eyvallah. Peki hazır mısınız efendim? İnşallah hazırım. O halde sizi tilavet için rahleye alıyoruz. Buyurun. Ve Erdal Karaer, Fecr suresi 15 ila 30. ayetlerini tilavet edecek. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Evet, Erdal Karaer kardeşimize teşekkür ediyoruz ve şimdi stüdyoda bulunan misafirlerimizden Erdal'ımız için puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim, buyurun. Teşekkür ediyoruz ve Halil Necipoğlu hocam, sizinle başlayalım değerlendirmeye. Buyurun. Eyvallah, tamam. Şimdi hocam çok böyle sakin, çok güzel okudu. Az önce VTR'de gördüm, çocuğunuza ders veriyordunuz. Sizin kendi çocuğunuz değil mi? Hocam o kız erkek, ellerinizden öper. O kızım, oğlum ha. Kızım. Öbürküsü de talebe altta. Ayrıyetten bir de iki talebe okutmaya çalışıyoruz yani. Ne kadar aksaklık olsa da. Harika. Sizin iki çocuğunuz var, burada öyle yazıyor. Evet. İsimleri ne? Harun ve Zehra. Çok güzel. Onları da buradan öpüyorum. İki gündür ayrıyız. Nasıl geçiyor? Biz de selam ediyoruz. Evde burada. Sizin hayatınız nasıl geçiyor hocam? Yani akşam eve gidince, değil mi, çocuklarla oturup şöyle sohbet ediyor musunuz hanımefendiyle falan? Böyle samimi, çok yalın bir hal gördüm de sizde. Bu güzel anlamda söylüyorum yani.
Hocam eve evvela selamla beraber girdiğimiz zaman zaten öyle girmek lazım. Sofra yerde oluyor. Ha. Yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra işte alt kattaki komşumuzun oğlunu... Eve giderken çocuklara bir şey getiriyor musun? Götürüyorum hocam. Yani ha, arada... Unutma. Yani çok... alttaki komşunun oğlunu çağırıyoruz. Yani onu, aha, okutuyoruz. Ondan sonra işte hocam işimiz de biraz yorucu aslında hocam, yani otoparkçılık. Bir de Eminönü, evet, yoğun bir bölge. Evet, hafta, evet, sonları birkaç, evet, milyon oluyor hocam insan. Hafta, evet, içini bilmiyorum ama yani beyin olarak da, yani fiziken ne kadar olmasa da fiziken, çünkü ben kasada çalışıyorum. Hmm. Bariyerli otopark bizimkisi. Evet. Ben para bölümündeyim yani hocam. Hmm, çok güzel. Ona göre konuşun beni. Özlüyor ya. Özlüyorlar. Bana ben de diyor hocam. Seni özlüyorlar mı çocuklar? Sen mutlaka çok özlüyorsun. Evet hocam, işte dün akşam kızımla görüştük öyle. Ne dedi mesela buraya gelirken? Ben de geleceğim dedi Ankara'ya. Ha, getirseydin. Hocam işte yani o bir de Diyanet'in kursuna gidiyor. Kur'an kursuna gidiyor. O 0-4-6 yaş değil mi hocam, arası? Aynen. Ya? Bizim çocukları henüz kaydettiremedik. Ha. Neyse onlara da bakacağız. Hocam çok güzel okudun. Çok samimi okudun. Yani yüzünden de belli bu konuya değil mi? Bir cami görevlisi olmadığın halde. Değil mi? Ama güzel, büyük, tutkulu bir sevda içinde olduğun belli, evet, oluyor. Öylesin değil mi? Evet hocam. Yani... Kur'an'ı sevdiğini halinden biz görüyoruz. Sen bize nasıl anlatırsın mesela? O sevgiyi nasıl tarif edersin? Hayatında nasıl konumlandırmışsın? Hocam aslında Kur'an-ı Kerim yani... Diyorum ya 15 yaşındaki bu şeyle beraber o zaman o şuur yoktu ama tabii içine girdikçe ve de tilavetiyle yani meşgul oldukça hakikaten insan biraz da yani manasına vakıf olabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum yani. Şimdi sanırım Osman Egin hocam bu manaya taalluk eden yerlerden bize söz ederken işte o şuurun bizdeki nerede yer alması gerektiğinden söz edecektir. Edecek misin hocam? Etmeyeceğim. Vallahi mi? Yani ben şey aklıma geldi Halil hocam. Yani şöyle bir şey aklıma geldi benim o anlamda. Mesela bu okuduğunuz yerde sizin en çok dikkatinizi çeken anlam açısından ayet hangi ayet? وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Orayı bir de hocam ben sabah makamı yapacaktım. Oradaki heyecandan yapamadım. Bak sabah ile ilgili gireyim diyor tekrar. Tamam bir daha gir. Ver mikrofon hocam. اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي ayetleri olmalıydı. Orası etkilesin. Ya ama ya eyyetühen nefsül mutmainne. Oradan o, dur bak, bir sabah bir girsin sabah bakalım. Sabah bakalım hocam, orayı bir alalım. Açık buyurun. Bir daha orada yapamadığını burada yap. Ve ci'e yevme izin bi cehenneme yevme izin yetezekkerul insanu. Allah Allah. Bak daha rahat okuduğun zaman sevgili hocam az önceki durgunluk gitti. Yani evet, bir hafif monotonluk vardı, gitti. Dolayısıyla rahat olmak lazım. Evet. Her, evet, okumada. Çünkü Kur'an bir derya yani. Onun, evet, içine bıraktın mı kendini teslim olacaksın. Kurgu yapmayacaksın. Ben, evet, çok beğendim sizi. Eyvallah. İlhan Tok hocam. Efendim tebrikler maşallah. Sakalı şerif dediğim böyle olur yani. Bizimkiler yüz örtüsü falandır. Osman hocamın nasıl? Sizinkiler yüz örtüsü, benimki ne hocam? Efendim. Efendim. Bizimkisi ne oluyor o zaman? Sizinki matruş. Kaşınma, kaşındın. İşte kaşındım hocam, ben de onu soruyorum. Ne olacak? Ama sizin karizmanız kimse de yok hocam. Evet. Osman hocam. Ama keşke İlhan hocam deseydi bu ya. Nasıl muhterem hocam? Keşke bunu İlhan hocam söyleseydi. Erdal Karaer. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hılkati okuduğu Hazreti Kur'an'ın letafetiyle de çok iddiasız, sakin bir okuyuşu var. O bakımdan sesini çok yükseltmediği için belki hatalar olacaktı ama onu tespit ettirmedi. Bununla birlikte yine vakıf iptida, yani uygun yerlerde durma, geriden alma konusunda uyarım olacak.
feyekulu rabbi. Feyekulu rabbi ekramen. Değil mi efendim? Evet. Herhalde uygun duruş orada feyekul olmaması lazım. Ne der feyekulu? Rabbi. Rabbim. Ekrameni bana ikram etti der. Orada bir şey mana tamamlanmıyor. Öyleyse okuyucu hazırlanırken acaba ben nefes ihtiyacı dolayısıyla secamentler dışında nerede durursam mana bütünlüğüne zarar vermez diye çalışırken bakacak. Fekadara aleyhi rizkah diye durseydin oradan alırdın. Bu feyekulden daha uygun olurdu. Evet. Diyorum. İhfalarda, idgamlarda dengesizlik var. Bazısında fazla, bazısında daha az tutuyorsunuz. Bunu dengeleyin. Her şeye rağmen tebrik ediyorum. Biz bu tahlilleri yapmak zorundayız. Allah razı olsun hocam bizim için. Çünkü halimiz de buradan, bunun için bulunuyoruz. Gençlere de birçok mesajlar verdiğimiz kanaatindeyiz. Teşekkür ediyorum. Osman Egin hocam. Evet hocam, ben dinlemeye daldım. Yapacağım yorumu unuttum. Benim de bu Fecr suresinde sabah aydınlığı, Cenab-ı Hakk'a o aydınlığa yemin ederek başlıyor. En çok dikkatimi çeken insanın saplantılarından bir tanesi, malı acayip sevmesi. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Acayip seviyor ve şöyle bir günümüzdeki dünyaya bir bakın, herkes onun peşinde. Azıcık bir silkini verse de, bir böyle efendim sürekli hayatını yaşayacağı yere dair biraz yatırımlar yapsa, İşte o neresi hocam sure, sürekli hayat? Sürekli hayat ahiret. Esas yani orada mi? Sonsuzluk var. Değil mi? Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Onu hep öteliyorsunuz. Ahireti evet. Öteliyoruz ama çok hızlı geliyor yani o. Evet. Yani geleceğe dair diyor endişe etmeyin, zaten çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani o endişeye gerek yok. O ayet-i kerimeler orada. Onu bize hatırlattın. Çok teşekkür evet, ediyorum değerli dostum benim. Şeyin, sağ ol, var ol, nur ol. Mustafa ağzına affedersin. Mehmetler Sarı hocam. Mustafa hocamın bir şey değerlendirmesini alalım ondan sonra. Tamam ama bir şey söyleyeyim, buyur unuturum. Niye benden öne geçiyorsun? Affedersiniz, buyurun ben sonra söyleyeyim. Hocam olmasın yani zaten. Beni dinlediği yok hocam, Allah'tan siz varsınız. Hocamdan korkuyor. Hocam ne derse o. Eyvallah. Erdal'cığım tebrik ederim. Yani bir otopark yöneticisinin şahsında bu güzel Kur'an'ı dinlemek, o Kur'an üslubuyla başlayıp, o üslupla, o yumuşaklıkla, o mülayemetle devam etmek beni çok etkiledi. Ben sadece ses hususuna dokunacağım ki mazurdur. Ses kompozisyonu bakımından dağınık bir kompozisyon sundu, arz etti. Ama o telafi edilebilir. Bir de hocalarım ne der bilmiyorum. Münakaşalı bir harf vardır, dat harfi. Arapçaya da lügatü dat derler. Hiçbir dilde olmayan, kendine has mahreci ve özellikleri olan bir dat harfidir. Dat harfi biraz daha değil, kalın harflerdendir, hurufu istiladandır. Ve istitali sıfatı sebebiyle biraz mahrecini uzatarak doğrusu orada bir ufak bir eksikliği var. Gerçi onun gibi okuyanlar çok var ama doğrusu odur diye düşünüyorum, bilmiyorum. İlhan hocamız ne der? Dat harfi önemli bir harftir. Evet. Evet. Çok güzel okudu. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum ve devamını diliyorum. Eyvallah hocam. Efendim Erdal'ımızı puan noktasını alırken ben sözü kıymetli Halil hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Bana göre sizin aziz kardeşim çok iyi bir süreciniz başlamış, devam ediyor. Aile hayatınızla, işte sosyal yaşantınızla saadetler dilerim ve size 93 puan veriyorum. 93 puan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben 90 puan veriyorum. 90 puan. Osman Egin hocam. Evet, değerli Erdal kardeşim. Ben de katılıyorum değerli Halil hocama. Bu yola girmek önemlidir. Bu yolda bulunmak önemlidir. Bunun
üç aşağı beş yukarı çok fazla şeyi yok bunun. Ben de size bu anlamda, bu manada başarılar diliyorum ve size 85 puan. 85 puan. İnan hocam. Yaptığım bu tarz şeyler, tahliller istikametinde 87 puan takdir ediyorum. 87 puan. Ve efendim Erdal'ımız bu akşam kıymetli hocalarımızdan, jürimizden toplamda 355 puan almış oldu. Biz kendisine alkışlarla tekraren teşekkür ediyoruz ve sahneden uğurluyoruz efendim. Buyurun. Bilmek lazım. Biz neyi duymak istiyor isek onu dinliyoruz aslında. Cenab-ı Hak dini bize emanet etmiştir ve bu emaneti korumamız gerekiyor. Ne ile korunur emanet? İki şeyle. Bir, akıl. İki, ahlak. Bıkmadan, usanmadan bayağı dinlenir yani. 3-5 sayfa dinlenir böyle. İnsanda dünyaya meyletme ve dünyada biraz daha fazla kazanma arzusu, ihtiyacı her insanda ortaya çıkabilir. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrı. Efendim hız kesmeden devam ediyoruz ve az sonra huzurlarınızda Mücahit Polat olacak. Onun o bülbül sesinden inşallah tilavetini dinleyeceğiz ama kendi objektifinden çekmiş olduğu görüntülerle öncelikle sizi baş başa bırakıyorum. Ve hemen ardından Mücahit Polat huzurlarınızda. Ben Mücahit Polat, 1997 Muş doğumluyum. Nuşarpaslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Öğrencimize ilaveten Kur'an'ı hissetmeye çalışıyoruz. Üniversitemizde dini müziki hocamızla tasavvuf müzikisinde ilahi ve kasidelerle de koro çalışmaları yapıyoruz. Mücahit Polat, hoş geldin, sefalar getirdin. Kur'an yolculuğu babasının sayesinde. Babasından öğrenmiş ilk Kur'an-ı Kerim okumayı. 20 yaşında hocam ve hafızlığa devam ediyor. Şimdi Mücahit Polat'ın kendi dilinden tanıyalım kendisini. Ben Mücahit Polat, 1997 Muş doğumluyum. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Kur'an'ı hıfzetmeye çalışıyoruz. Kur'an aşığı biriyiz, kısacası böyle. Maşallah. İnşallah hep böyle devam etsin hayatın boyunca. Kur'an'ın hayatındaki yeri. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? 20 yaşında mısınız Mücahit? Evet hocam. Eyvah, çok gençsiniz. Eyvallah hocam. Muş'ta mı yaşıyorsunuz? Evet hocam, Muş merkezde yaşıyorum. Yani siz Muş'tan mı geldiniz buraya? Evet, Muş'tan geldim. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Yani o oranın bir yöresel şeysi var değil mi? İcra biçimi var mı? Mesela yani ben, ezanda, salada... Ben Kütahya'da liseyi falan okudum. Hmm. Yani Kur'an'ı güzel okuma altyapısını oradan aldığım için pek Muş'un icrasını şey yapamadım. Şimdiden terlemeye başladı ama hocam. Yok canım. Biz heyecanı geçsin diye konuşuyoruz ama. Heyecanlanma, hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok. Nasıl sen buldun peki? Kendini bu ortamı nasıl buldun? Yani televizyonda daha önce izledin tabii. İzledim tabii. Yani geçen sene hiç bölümünü kaçırmadım hemen. Yani televizyonda göründüğü gibi değil yani. Değil kesinlikle, buranın ambiyansı tabii farklı. Ama senin rahat olmanı diliyor ve istiyoruz biz. Hazırsan seni rahleye alacağız. Tamam. Buyurun efendim. Efendim Mücahit Polat, Furkan Suresi 71 ila
77. ayetlerini tilavet edecek ve şimdi söz Kur'an'ın. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
Sadakallahu'l-Azim. Efendim, Mücahit Polat'ın yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ilk önce tabii ki malumunuz üzere stüdyoda bulunan misafirlerimiz Mücahit'imiz için bir puan ikram edecekler. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi kıymetli hocalarımızın değerlendirmelerine geçiyoruz ve sözü İlhan Tok hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Pek yumuşak, cazip bir seda var maşallah. Kur'an-ı Kerim'e de son derece yatkın. Sesi, ses perdeleri biraz yüksek olanların Kur'an-ı Kerim kıraatinde mevcut seslerinin %65-70'inden fazlasını kullanmamalarını Kur'an-ı Kerim kıraatinde tavsiye ederim. Çünkü Kur'an-ı Kerim sesleri deneme mahalli değil. Nat, münacat, kaside vesairelerde olur. Yaptıkları için söylemiyorum. Estağfirullah, ülaike de biraz yüklendi. Sesini detone etti. Benim işim değil ama yani basması gereken perdeyi kontrolsüz basamadı. Herhalde detone bunun için söyleniyor. Bundan kaçınmasını. Meddi tabiiler zamlı oluyor. Gerek Kur'an-ı Kerim öğreticileri, üst düzey bilhassa, gerekse örnek alınmak durumunda olan ehli Kur'anlar, kurallara zam yaparlarsa, onların öğrencileri ya da örnek olacakları kişiler de zam yaparlar. Zam, zam derken iş çığırından çıkar. Bu itibarla tebrik ediyorum. Evet, sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, Osman Egin Hocam. Evet, değerli kardeşim, ağzına yüreğine sağlık. Sağ hoş olun. Geldin, sefalar getirdin. Allah razı olsun. Aynı zamanda bir de Ebru yapıyorsun değil mi? Ebru. Yani nasıl oldu o Muş'ta Ebru? Onu kısaca yani bahseder hocam, misin? Hocam, üniversitemizde size sanat evimiz var. Yani İslam sanat evimiz var orada. Evet, İslam sanatları dersimiz var. He. Yaklaşık 2 aydır işte şey yapıyoruz, Ebru yapıyoruz. Nasıl bir ürün çıktı mı ortaya? Yani yavaş yavaş oldu hocam inşallah. Ama o zerafet, o sanatın böyle estetiği, güzelliği sizin hem sesinizde var hem de duruşunuzda var. Onun Allah için razı gerçekten olsun. Çok güzel. Tamam. O devam, Ebru'ya devam. Oradan bir şey, peki bir o VTR'de vardı bir meşk ediyordunuz arkadaşlarınızla. O neydi? Orada bir hocam, enstrüman da vardı. Üniversitemizde her sene Kutlu Doğum Haftası'nda tasavvuf musikisi konseri yapıyoruz. Hı hı. Yaklaşık 2 senedir katılıyorum ben de. İşte ilahi ve kasidelerle konser yapıyoruz. Enstrümanı yani, kim şey yapıyordu? Dini musiki hocamız, Ercihan Hoca. Yani musiki hocamız kullanıyor. Evet, musiki hocamızın adı ne? Ercihan Ülger. Tamam, Ercihan hocamıza da buradan selam olsun. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, Mücahit hocam, güzel bir icra dediğiniz ama biraz Kur'an'ın hazzını, böyle celaletini, şeyini, biraz kendinize özgüven, olur mu? Biraz daha böyle güvenerek, kendinize inanarak, ondan sonra çok özel bir metinden, Kur'an-ı Kerim'den tilavet ettiğinizin efendim farkına vararak bir icra, özellikle okumanın merkezine kendinizi koyun. Mesela burada okumalara dikkat ediyorum ben. İşte karşıda jüri var, bizi insanlar izliyorlar, bütün Türkiye izliyor, 70 milyon izliyor falan. Bunların insan üzerinde baskı oluşturuyor. Okumanın merkezine kendini koyarak güzel bir icra, yaptığınız icradan kendiniz haz alırsanız, o zaman okuyanlar da dinleyenler de gerçekten haz alıyorlar. Ağzına Aşağı. Sağlık, yüreğine Aşağı. Sağlık değerli dostum Aşağı. Benim. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Eyvallah, Mehmet Ali Sarı Hocam. Mücahit'ciğim, gençliğini tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Ve ah gençlik diyorum. Siz gençsiniz daha. Ve senden 64 yıl daha fazla gece ve gündüz tüketmişim. Allah daha uzun ömür versin hocam. İlk defa Mehmet Ali Hocam yaşını evet. söyledi biliyor musun? İlk defa. Allah hayırlı sağlıklı afiyetle. Amin versin. Cümlemize. Amin. Şimdi ben bu seste 3 özellik var Mustafa Cahit kardeşim. Birisi, Mustafa Cihat yalnız hocam. Mustafa Cihat tasih eder özür dilerim. Estağfurullah hocam.
Mücahit olunca karıştırdım. Mücahit ve canlı. Evet. Seste üç özellik var. Sesle ilgili kardeşlerimiz bunu biliyorlar tabii. Birisi yükseklik, pesten tize doğru. Birisi de genişlik, cehalet, yani gürlük. Birisi de tını. Bu kardeşimizin sesinde ben tını, tatlılık pek hissedemedim. Tını nedir? Tını, Mustafa Cihat'ın sesiyle benim sesimin farkı. Mustafa Cihat niye burada duruyor, niye onu tercih etmişler? Sesindeki tatlılık, tını, güzellik ve zevk meselesi sebebiyle. Mücahit'in sesinde ben böyle bir eksiklik gördüm. Cehareti de çok değil. Ama yüksekliği var. Hocamız da ifade ettiler, yüksek perdelere çıktı. Ben biraz daha böyle canlı olmasını arzu ederdim. Ama gençliği sebebiyle ve tabii ki Kur'an'a hizmeti sebebiyle, üstelik bir imam evladı olması sebebiyle kendisini tebrik ediyorum, öpüyorum. Bir şey söyleyecekti hocam, Mücahit hocamız. Hocam yani şöyle söylüyorum. Detone olmamın sebebi, yani boğazım şu anda yani kurumuş. Yani ondan olabilir. Kurudu. Kurudu boğazım. Evet, su. Bu da bizim hatamızdı tabii. Yani kuruyan boğaza su gerekiyor hocam. Yetiştirebilseydik evet, bu anda. Mustafa Cihat hocam. Ben tebrik ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Halil hocam buyurun. Bu tiz ve pes seslere doğru bir kaymalar diyebiliriz. Detoneye, sürtoneye. Ben duymadım onu ama hocam duymuşsa doğrudur. Ona bir şey diyemem. Şimdi Saadettin Kaynak bestekar vasfıyla bilinir. Şüphesiz de öyledir. İşte altından heykeli yapılsa yeridir. Doğru. Katılıyorsunuz. %100 katılıyorum. Evet. Yani bugün bizim klasik ve neoklasik musikimizde Saadettin Kaynak'ın yeri henüz doldurulabilmiş değildir. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bravo. Tabii hafız bir bestekar olması da... Katılıyorum. Eyvallah. Katılıyorum. Hafız bir bestekar olması da ayrıca özellik taşımaktadır. Ve hafız Saadettin Kaynak'ın Kur'an'a hasaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok büyük bir hayranlığı vardır. Çok büyük değerler atfeder. Mesela her eserinin bir hocam hikayesi vardır. Evet. Muhabbet bağına girdim bu gece diye bir eseri var ya. Evet. Aslında onun Saadettin Bey tarafından hangi haleti ruhiyede bestelendiği anlatılmıştır. Yani o bilinmelidir. Orada 3-5 gün Saadettin Bey'i göremeyenler gördükleri vakit "Yahu üstad neredeydin?" diye sormuşlar. "Sormayın," demiş. "Resulullah'la beraberdim." Manaya geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o esnada bu sözleri yazıp bestelediğini söylemiş. "Muhabbet bağına girdim bu gece." Evet. Vuslatın çağına erdim evet. bu gece. Ve orada o ifadeyi de kullanıyor. "Vuslatın çağına erdim bu gece." Çok diye. Güzel. "Açılmış gülleri derdim bu gece." Allah Allah. Yani bilmek lazım. Biz neyi duymak istiyor isek onu dinliyoruz aslında. Burası çok önemli. Saadettin Bey'i anlatmakla bitiremeyiz. Nihayet onun vasiyetinde kabir taşına hafız ifadesinin yazılmasını ağlayarak istemiştir. O kadar tabii muhabbetli bir insan. Makamı cennet olsun. Şimdi elbette siz sevgili hocam Muş'ta yaşıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Ya yıllar önce hocam. Bu 3 kere sordum bunu. Ha. Yani farklı şeyler söyleyecektim ama. Şimdi niye bu Tophane şey yapıyor? Beni aşarak da size böyle atışlar yapıyor. Beni seviyor hocam. Doğru mu? Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Aynı şekilde. Tophane Kılıç Ali Paşa Camii bilir misin Mustafa? Evet, evet. İstanbul'da. Daha önce görev yapmıştınız galiba. Ha, orada. Böyle kıymetli bir Muşlu hemşehrimizle bir hocam. Tophane Kılıç Ali Paşa Camii'nde böyle kıymetli bir Muşlu hemşehrimizle ki bizim ülkemizin her yeri çok kıymetli, çok böyle samimi yurdum insanı. Bir cuma sonrası avluda sırtını şadırvana dayamış.
Ve en son ben çıktım camiden, ayakkabılarımı giymek üzereyken geldi yanıma, anladım bana bir şey söyleyecek. Ayakkabılarımı giydikten sonra doğruldum, Muşlu hemşerim karşımda, dedi ki o şiveyle yapacağım. Namazı sen kıldırmış dedi. Evet. Evet dedim, vallahi çok güzel dedi ya. Çok güzel kıldırmış dedi ya. Allah razı olsun dedi ya. Ben bu yaşa gelmiş dedi, böyle bir güzel, böyle lezzetli bir namaz kılmamış dedi. Allah kabul etsin. Allah sevabına nail etsin. Ya dedi, Allah senden razı olsun, ne kadar uzatıyorsun sen dedi ya. Zamm-ı Sure'yi uzun mu okumuşsun? Ben dedim Muş'tan gelmişim. Bizim arka tarafta bir rıhtım var. Gümrük dediğimiz bir yer var. Gemilerle açılıyorlar, yurt dışına falan gidiyorlar. Kamyon gecikti dedi ya. Ben çok güzel namaz kıldım ama çok uzatıyorsun dedi ya. Ben de dedim ki Allah kabul etsin. Asıl olan anın içinden geçmeyi yaşamak. Yani anı ıskalamadan. Siz şimdi burada anın içinden geçerken kendi dünyanızda, ruh dünyanızda sevgili hocam, biraz o mahzunluk katmak istediniz ama bence mahzunluk değil de bir tedirginlik, bir ürkeklik söz konusu oldu. Daha güçlü, daha vüsatlı bir sesiniz var. O tını tesirli aslında. Yani susadım diyor ama ya, susamış. Evet, evet. Boğazım kurudu diyor. Su vermediniz. Öyle diyor. Mi? Tabii. O Mustafa. O bizim hatamız. O Mustafa. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Ben not vereceğim birazdan. Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve Mücahit Polat'ı şimdi puan noktasını alıyoruz ve Halil hocam sizinle başlayalım puanlamaya. Buyurun. Sana güç versin. Bak tonum da değişti yani senin, değil mi? Sana güç versin, kuvvet versin. Ve 85 puan gelsin. 85 puan. Mehmet Ali hocam. Ben Mücahit'e başarılar diliyorum. Daha çok genç. İnşallah söylediklerimizi dikkate alır. Ben 83 veriyorum. 83 puan. Osman hocam. Mustafa Cihat hocam, ben de Mücahit hocama biraz böyle tavır, duruş, efendim, gönül verme, sanat vesaire, onları da böyle göz önünde bulundurarak bir 90 puan veriyorum. 90 puan. İlhan hocam. 86 puan. 86 puan geldi İlhan hocamdan da. Ve böylelikle çok kıymetli jürimizden Mücahit Polat toplamda 344 puan almış oldu. Ben tekraren kendisine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ve sizlerin alkışlarıyla kendisini sahneden uğurluyorum efendim. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Buyurun efendim. Allahu alimun hakim. Cenab-ı Hak dini bize emanet etmiştir ve bu emaneti korumamız gerekiyor. Ne ile korunur emanet? İki şeyle. Bir, akıl. İki, ahlak. Dügah perdesinde kürdilik alarak bir Acem Kürdi perdesini duyurdu bize. İnsanda dünyaya meyletme ve dünyada biraz daha fazla kazanma arzusu, ihtiyacı her insanda ortaya çıkabilir. Kur'an'ın güzelliği simasına değmiş bir güzel gelecek az sonra sahneye. Evet, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor bu mübarek Cuma gecesinde. Efendim şimdi sahneye Mehmet Çelik gelecek. Yine yakışıklı, yine karizmatik, hocamlarımın tabiriyle Kur'an'ın güzelliği simasına değmiş bir güzel gelecek az sonra sahneye. Ama öncelikle kendi objektifinden çekmiş olduğu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Ve hemen ardından Mehmet Çelik huzurunuzda. Müzik
rıza-i ilahi kazanma yolunda el ele vererek her türlü fedakarlığı inşallah hep birlikte yapacağız, göstereceğiz. Her hafta pazartesi günü akşam yatsı namazından sonra ilçe müftümüz Selami Sayın hocamız önderliğinde fıkıh derslerimiz işlenmektedir. İnşallah şimdi o dersi icra edeceğiz. Men la hayra la yahya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hacım nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İşler nasılydı? Allah'a şükür. Saatler yerinde inşallah. Çok şükür ederim. Allah razı olsun. Evet, Mehmet Çelik. Hoş geldin, sefalar getirdin. Söylediğim üzere Mehmet'imiz Kur'an'ın güzelliği simasına değmiş kardeşlerimizden bir tanesi. Kendi hayatından bahsederken notlarından biri dikkatimi çekti. Eğer ola ki bu yarışmayı kazanırsa hocam, önce evlenecekmiş. Sonra evlendikten sonra anne ve babasını da yanına alacak. Eşiyle beraber, hep beraber umreye gitmek istiyor. Hatta mümkün olursa hacca gitmek istiyor onlarla beraber. Çok güzel bir hayali var. Ola ki kazanamazsa durumu ne olur kendisi söylesin. Yani bütün bu hayallerini bir kenara itecek mi bilmiyorum. Beklesin mi bilmiyorum. Mesela sizden hocam bu konuda destek almak isteriz. İkinci güzel şey de 23 yaşında bir genç henüz ve hafız. Ama bulunduğu ilçede Diyanet Vakfı Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapıyor. Ve gençleri çok seviyor. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Böyle genç bir kardeşimiz gençlerle beraber vakit geçirmiş olması, onlara ağabeylik etmiş olması bizim için çok güzel ve kıymetli. Onu bu güzel özelliklerinden dolayı onu bir alkışlayalım. Allah. Ve o da az önce de söyledik ya, önemli bir yerdir, hayatımızın ilkleridir. O hani camimizin hocasından Kur'an'ı öğrenmek, o da köy camisindeki imamdan öğrenmiş ilk Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi Mehmet biraz kendini anlatsın. Kıymetli hocalarım, Mehmet Çelik, 94 Adıyaman doğumluyum. 2013 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı personel olarak görev yapıyorum. İlk görev yerim Kars'tı. Kars Arpaçay ilçesinde 2 sene o soğuğu yedik elhamdülillah. Ne güzel. 2015 yılından itibaren Adıyaman Gölbaşı ilçesinde görev yapıyoruz, merkezdeyiz. Bulunduğum ilçede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni projesi olan koordinatörlük projesini yürütmeye çalışıyoruz. İlçe koordinatörüyüm aynı zamanda. Aynı zamanda Diyanet Vakfı Gölbaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütüyorum. Gençlerin derdini kendimize dert edinmeye çalışıyoruz. Gençlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın diye temelimizi sağlamdan atmaya çalışıyoruz. Bravo. Böyle. Bravo. Şimdi ben buradan diyorum ki hocam, gönlümüz ister ki Mehmet'imiz hayallerini gerçekleştirsin. Demiş ki ola ki kazanırsam bu hayallerim var diye. Çelik gibi bir iradesi var. İradesi var. Kars'ta değil mi? Kars'ta da çeliklenmiş. Çifte su verilmiş. Aynen. Fakat ola ki bu olmazsa sizin tavsiyeniz ne olacak hocam? Müstakbel aday var mı, müstakbel aday? Hocam, acaba tavsiyesi ne olur diye merak ediyorum. Çok enteresan bir mesaj burada. Saklı bir mesaj var diye. Diyor ki kazanırsa efendim evlenecek eşiyle beraber annesini babasını. Yani anneyi babaya diyor ki yani... Hacca gitmek istiyorsanız beni evlendirin. Aynen hocam. Şart olarak. Hem şart olarak. Aynen öyle diyor. Evet. Ben de diyorum ki müstakbel aday var mı? İnşallah. Ha, var mı? Var hocam. Var. Selam söyle buradan ona. O zaman buradan diyorum ki ben kazansam da kazanmasam da demek istedi. Hı. Aile buradan mesajı alsın hocam. Kazanırsam da kazanmasam da evlenip ailesiyle birlikte umreye gitmek istiyor. Bence şu anda kazandı zaten. Yani o mesaj yerine ulaştı. Kazandı gitti, yerine gitti. Harika. Hazır mısın Mehmet? Hazırız efendim. O halde seni rahle alıyoruz. Buyurun efendim. Hafız Mehmet Çelik, Hücurat Suresi 6 ila 10. ayetlerini tilavet edecek. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadakallahu'l-Azim. Evet, Mehmet Çelik kardeşimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ve eyvallah, stüdyoda bulunan kıymetli izleyenlerimiz, Mehmet'imiz için sizlerden puan istirham ediyoruz. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Mehmet'imiz için değerlendirme vakti. Osman Egin Hocam, sizinle başlayalım. Evet, değerli kardeşim Mehmet Hocam, öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoca Urat Suresi'nden okudun. Okurken de böyle yine bizi çok güzel yerlere gönderdin. Anlam itibariyle, mana itibariyle. Güzel düşünceleri sevk ettin. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Mustafa Cihat Hocam, bu toplumumuzdaki yeni güncel problemlerden bir tanesi bu laf getirmeler, götürmeler vesaire falan filan. Bunlarla alakalı aslında Kur'an-ı Kerim bir tavır ortaya koyuyor. Koyduğu tavır da çok enteresan bir tavır. Biz müminler, Müslümanlar olarak bu tavrın tam zıddını uyguluyoruz. Yani bize birisi güzel olmayan bir şey haber getirdiğinde, bir arkadaşımızla ilgili ya da başka biriyle ilgili getirdiğinde, aslında tavır şu oluyor, bugünkü tavır. Başka bir şey daha dedi mi? Hemen inanıyoruz. Evet, hemen inanıyoruz. Hatta başka bir şey daha dedi mi gibi bir tavır şey yapıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bu, özellikle bu haberi getiren insanınla alakalı bir tavır ortaya koymamız gerektiğini ifade ediyor. Yani getirilenle ilgili değil. Getirenle ilgili bir tavır ortaya koymak gerekiyor. Hatta Nem suresinde buna Süleymani tavır denir. Süleymani bir tavır ortaya koymak gerekiyor. Orada nedir o tavır? Orada diyor ki, bir haber geliyor Süleyman Aleyhisselam'a, değil mi? Bir konuyla alakalı. Orada diyor ki, senenzuru esadakte em kunte minel kâzibin. Bakacağız diyor. Sen doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancı ve ahlaksız biri misin sen? Fitne oluşumunun da en büyük ateşi. En büyük şey bu, işte ve toplumdaki bütün ilişkileri geriyor. Bir tane de bir hatıram var bu konuyla alakalı. Bizim hocalarımızdan bir tanesi anlattı. Üç kişi izledi bir yerde. O üç hocamızdan iki tanesinin arası açılıyor. Yani bir şeyle, hoş olmayan bir şeyle beraber dargın hale geliyorlar. Fakat bu durumlarda yine ben gözetlerim böyle, o üçüncü yani arkadaş keyif alır yani. O da ona geliyor, o da ona geliyor. Oh, çok güzel, keyfi yerinde. Halbuki Kur'an-ı Kerim, değil mi, ne yapıyor? Diyor ki, فَاَصْلِحُوا بَيْنَ قَوَيْكُمْ. Bu dargın olan üç arkadaştan ikisi ilahiyatta hoca. Bir tanesi de ilahiyatçı değil. O da siyaset bilimleriyle uğraşan bir hocamız. Yani dargın olan şöyle, iki tanesi yani ilahiyatçı olan hocamızla, efendim, siyaset bilimleriyle uğraşan hocamız daralıyor. Diğer ilahiyatçı hocamız da seyrediyor. Aradan bir hafta geçmiş.
O ilahiyatçı olmayan hocamız bir hocaya gelmiş, demiş ki hocam, siz demiş Kur'an'da Hucurat suresinde bir ayet var. Ona inanıyor, iman ediyor musunuz? Dedi, hangi ayet demiş? İşte innemel mu'minun ihvatun fe aslihu beyne ahavaykum. Efendim, kardeşlerinizin arasını sulh edin, bulun. Problem nedir diye onun üzerine gidin. Böyle bir ayet duydum. Demiş, Müslüman mısın sen? Müslümanım. Elhamdülillah, mümin misin? Hocam demiş, bir haftadır biz dargın duyuyoruz. Neden müdahale etmiyorsunuz siz? Çok güzel. Bak oradan bir namalanma ahlakı diye bir ahlakta var. Allah muhafaza eylesin. Maazallah. Mehmet Çelik Hoca ahlaki anlamda da bu ayetlerle akşama damgasını vurdu. Elhamdülillah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Değerli dostum benim. Sağ ol, var ol. İlhan Tokucan. Efendim, Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Mehmet Çelik değil mi efendim? Evet, Mehmet Çelik. Mehmet Çelik Bey bir şeye örnek oldu. Kur'an-ı Kerim kıraatine sesi adapte ederken efendim bazı aksanları da kullanarak ama fahiş tarzda tilavet hatası yapmadan Kur'an okunabileceğini örnekledi. Tebrikler. İhfaları biraz eksik tuttun. Bu ritme ihfalarda 1,5-2 elif civarında şey yap. Ötredeki ihfayı da ihvetun femi muhsin. Çok ölçülü bir ağzım var maşallah. İhvetun yerine ihvetun. Bunları da ayarla. Tebrik ediyorum. Açık olsun. Eyvallah. Halil Hocam. Evet, Mehmet Hocam, ağzına sağlık. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Vallahi ben yani böyle mest olmak istiyorum ama bir türlü olamadım yani bu akşam itibariyle. Bunu itiraf etmem lazım. Çok böyle sıradan oldu, bana öyle geldi. Ne olur beni zihninde yanlış bir yere yani değerlendirme. Daha istekli, daha arzulu, daha böyle nasıl söyleyeyim, onunla hemhal olan, o işte ne söylediğimizin yanı sıra değil mi? Nasıl söylediğimizin de önemi var. Yani bu ayrışımı yahut bu farkı mutlaka bir sunmak lazım. Yani çok şey, nasıl ifade edeyim? Ya iyi olacak inşallah, iyi yoldasın. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı Hocam. Mehmet Çelik kardeşimizin sosyal çalışmaları var. Ve güzel emelleri var. Evet. Ben buradan okuduğu Kur'an hürmetine bu emellerine nail olmasını niyaz ediyorum. Hep birlikte niyaz ediyoruz. İnşallah. Ümid iledir nihali ömrüm diye bir tabir vardır. Ümid ediyor. O ömrünün İnşallah. Nihali olan bu ümidine nail olur. İnşallah evet. Emeller onu aldatıp durmaz inşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Okuduğu Kur'an-ı Kerim de temiz, saf, iddiasız, güzel tilavet etti. Böyle bir tilavet yani bıkmadan, usanmadan bayağı dinlenir. Yani 3-5 sayfa dinlenir böyle. Yormuyor. Hırslı değil, yumuşak, mülayim, üslubu güzel. Ne denir? Ben kendisini tebrik ediyorum. Daha bir Halil Necipoğlu kardeşimizin duygularına da iştirak ediyorum. Biraz daha canlı, biraz daha arzulu olursa, bunları ilave ederse, güzel bir kariye olacağına inanıyorum. Tebrik ederim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Hocam da hocam yani bu Size akşam mest puan noktasını alalım. Şey bak, Karadeniz lahanası gibi bir türlü pişmedi hocam yani. Güzel tabi oldu. Evet. Not evet. mu veriyoruz? Şimdi Mehmet Çelik kardeşimiz için puan vaktidir. Osman hocam sizinle evet. başlayalım biz. Evet Mehmet hocam ya ben de bilmiyorum ama yani bu akşamki yarışmacılarda en çok sizden haz aldım. Allah razı olsun. Böyle mutlu oldum. Belki de Halil Hocam'a gitmesi gereken mutluluk bana geldi gibi geliyor. Ben de o mutluluğun gereğini yerine getirmek üzere size 98 puan veriyorum. 98 puan. Harika. İlhan Hocam. Yorumsuz 93. 93 puan.
Mehmet Ali Hocam. Ben de Umre'ye gidip o kutsal bölgelere yüz sürmeye emeline nail olma ümidiyle ve niyazıyla 92 puan veriyorum. 92 puan. Ve Halil Hocam. Vallahi bende bir sorun yok aslında. Sizde sorun var manasında taşımaz bu söylediğim. Ama işte gönlün titreşimi, kalbin böyle anlatabiliyor muyum? Yüreğin böyle adeta değil mi çırpınması şeyden, mana itibariyle zevkten, manevi zevkten. Bu pek olmadı bu akşam bende. Onu kendinizde mi arıyorsunuz, Mehmet Çelik'te mi arıyorsunuz? Kendisinde hocam. Osman hocam, yani bende sorun varmış gibi söylüyor ama beni tanır ya, bilir Osman hocam. Ben size 80 puan veriyorum. 80 puan. Evet, Mehmet Çelik. Toplamda hocalarımdan 363 puan almış oldu. Ben yürekten kendilerini bir kez daha alkışlayarak sahneden uğurlamak istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Cenab-ı Hak dini bize emanet etmiştir ve bu emaneti korumamız gerekiyor. Ne ile korunur emanet? İki şeyle. Bir, akıl. İki, ahlak. Dügah perdesinde Kürdili kalarak bir Acem Kürdi perdesini duyurdu bize. İnsanda dünyaya meyletme ve dünyada biraz daha fazla kazanma arzusu, ihtiyacı her insanda ortaya çıkabilir. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrı. Efendim hızla devam ediyoruz. Heyecanımız devam ediyor. Geldik bu gecenin son bülbülüne. Az sonra Ömer Turan Eser huzurlarınızda olacak. Ama öncelikle kendi çekmiş olduğu videoyu izliyoruz. Ardından huzurlarınızda. Ra. Ra, re, ru. Ce, ci, ci. Guslün farzını say bakayım. Guslün farzı 3, 4, guslün farzı 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Turan Eser, hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi bugün akşam hocam, hep çocukluk dönemlerinde yaşamış olduğumuz hatıralardan yola çıkarak programımızda birçok anekdot paylaşmış olduğu güzellerimiz, bülbüllerimiz. Şimdi çocukluk dönemlerinde hani o arkadaşlığında çok kıymetli olduğunu söyleriz ya, o arkadaşlıklardan aslında bizim de etkilendiğimiz birçok şey vardır. Buradan ben Ömer Turan vesilesiyle evlatlarının, arkadaşlarının nasıl olması gerektiği konusunda onları biraz da koşullayarak arkadaşlık yapmasını, hani iyi insanlarla karşılaşması meselesi ve temennisi vardır ya. Mesela Ömer Turan'da şöyle bir örnek var. 11 yaşındayken kuzeni, halasının oğlu Kur'an kursuna gelip gidiyor ve o gelip gittikçe öğrenmiş olduklarını işte evde, bahçede, köyde okumaya başlıyor. Okuyunca Ömer bundan çok etkileniyor. Ve o akrabası olan kuzeninden etkilenerek ya ben de okumalıyım, ben de gitmeliyim o kursa ve ben de Kur'an'ı öğrenmeliyim diye başlamış olduğu güzel bir etkilenmeyle bu yola koyulmuş. Arkadaşlığın müspet tesiri. Müspet tesiri kesinlikle, evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Dolayısıyla o yıllardaki etkilenmiş olduğu bu şey işte bugün
Ömer kardeşimizi buraya huzurunuza getirmiş oldu. Çok ilginç ve güzel bir hayat hikayesi var. Kendisinden almak istiyorum ama ben sadece şu anekdotu söyleyeyim. Yarışmayı kazanırsa çok da mütevazi ve güzel geldi bana. Önce gidip anne babasının elini öpecek ve onlara şükranlarını bildirecekmiş. Teşekkür ediyorum ki bugün sizler sayesinde buradayım ve bu bana takdir edildi diye onlara teşekkürünü beyan edecekmiş diyor ve sözü sana bırakıyorum. Gerisini senden alalım. Biraz tanıyalım seni. Ömer Turan Eser, 1985 doğumluyum. Gümüşhane'nin Kelket ilçesinde dünyaya geldim. Daha sonra hocamın da söylediği gibi 11 yaşında kuzenimden etkilenerek ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula başlamadan hafızlık yurduna gittim. 11 yaşında hafızlık yaptım. Daha sonra Arapça eğitimi aldım. Sonrasında da Arapça eğitimi bittikten sonra fahri olarak camilerde görev yaptım. Daha sonra da görevime şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Daire Başkanlığı'nda cenaze imam hatibi olarak devam ediyorum. 10 yıldır da bu görevi yapıyorum. Nerede? Karacaahmet'te mi? Topkapı bölgesi hocam. Topkapı'da. Evet. Allah gayretinizi artırsın inşallah. Hazır mısınız? Hazırız. Efendim sizi tilavet için rahle alıyoruz. Buyurun. Hafız Ömer Turan Eser, Ahzab Suresi 70 ila 73. ayetlerini tilavet edecek. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن وحملها الإنسان
sen. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صَدَقَ اللّٰهُ Evet, Ömer Turan kardeşimizin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz kendisine ve stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz. Sizlerden puan istirham ediyoruz Ömer kardeşimiz için. Buyurun. Evet, ve şimdi de bu gecenin son değerlendirmelerini almak üzere Ömer kardeşimiz için. İlhan Tok Hocam, sözü size bırakalım. Evet. Tebrikler. Savti Bülent dedikleri çok yüksek, vasi, geniş bir sesin var. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak kendiniz içinde, Kur'an hizmetinde de faydalanacaklar da içinde hayırlı kılsın. Amin. Besmele'nin Rahim'i çektin, Rahim diye oraya yapıştırdın. Halbuki orası sadece ispat edilmelidir. Er-Rahim. O kadar. İşiteceğin kadar bir sesle. Fevzen azîmâ. Cehûlâ. Efendim, rahîmâ gibi şeyleri ve tabiileri çok aşırı kabul edilebilir tarzda değil. Çok fazla uzattınız. Bunu terk edin. Bir de şiddet harflerinden elif eşittir hemze, ispat edilemeyen tek harftir. Cezmedilir, varlığı ima olunur. Yani mü'ü tarzına okunamaz. Mü, bitti. Anlaşıldı? Evet hocam. Bunların cezimleri, halleri de bu şekilde okunmalıdır diyorum.
yolun açık olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Osman Hocam. Evet değerli kardeşim, ben de tekrar hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. İstanbul'umuzdan hocam. Geliyorsun. Evet hocam. Ömer Turan Eser Hocam. Evet hocam. İlhan Tok Hocam güzel değerlendirmeler yaptı. Bu ölçüye, kaideye dair onlara riayet etmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim kaide ve beraberinde gelen bir estetik. Ama kaideleri aşarak estetiğe gittiğimizde doğru olmaz. Onlara biraz evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu kelimeleri bölerek, yani harflere fazla yüklendiğimizde bir kelime, iki kelimeyi, üç kelimeyi, dört kelimeye dönüşüyor. Çok teknik konular. Belki biraz böyle bizi izleyenlerin anladığı tarzda anlatmak lazım ama bunlar da bizim Kur'an tilaveti açısından çok önemli ifadeler. Hangi sureden okuduk? Ahzab suresi hocam. Şimdi bu Ahzab suresi çok dolu bir sure. Yani bütün sureler dolu ama bizim özellikle mümine, müslümana bir istikamet verme açısından muhteşem bir sure. Mesela bir kere mahremiyet bilinci dediğimiz bir kavram var. Ahzab'da işlenir. Ondan sonra efendim özel hayata saygı, özel hayata ihtiram yine onun içerisinde var. Mesela yine o Hendek Savaşı'ndan bahisle bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında can siperhane yer alanlar ama bir de bir takım bahaneler üreterek kaçıp daha sonra işin rengi değişip yani galibiyete doğru gidince hemen koşup gelenler. Bu tipler günümüzde de ortaya çıkıyor. Bunlara müthiş şey yapıyor ama en önemlisi de sizin okuduğunuz, tilavet ettiğiniz ayetlerdeki insana bir emanet veriliyor. Bu emanet din emanetidir. Din. Cenab-ı Hak dini bize emanet etmiştir ve bu emaneti ne yapmamız gerekiyor? Korumamız gerekiyor. Ne ile korunur emanet? İki şeyle. Bir, akıl. İki, ahlak. Cenab-ı Hak müminleri, Müslümanları, inananları akıldan ve ahlaktan yoksun bırakmasın diye bir Amin dua hocam. Etmek istiyorum bu mübarek cuma gecesinde. Amin hocam. Ağzına yüreğine sağlık Allah diyorum değerli kardeşim hocam. Benim. Eyvallah. Ya eyyühen nebiyyü. Kulli ezvacike in kuntunne turidne el hayate dunya ve zinetaha fe taaleyne umetti'kunne ve usarrihkunne sarahan cemile. Orayı bir açıklayıver ya. Ya hocam onu da zaten halinize bıraktım ya, ben onu ya. Azıcık oradan biraz. Lütfen. Sen başladın orayı. Evet. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de ezvacı tahirat diye değil mi? Evet. ifade ediliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ezvacına müminlerin anneleri ve ezvacı tahirat diye ifade ediyoruz biz. Ama insan olmamız hasebiyle dünyaya kayma, dünyaya meyletme şeyi değil mi? Bu tür insanlarda bile ortaya çıkabiliyor. Eğer böyle bir şey yaparsa bir insan. Ganimetlerden pay alma ya, evet, arzusu. Evet, ganimetlerden pay alma arzusu sadece öyle bir şey ortaya çıktığında işte yani genel olarak söyleyeyim ben hocamın ifadesini genel ifadeyle yani insanda dünyaya meyletme ve dünyada biraz daha fazla kazanma arzusu, ihtiyacı her insanda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla insan buna karşı da bir önlem almak zorunda. Velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ezvacı tahiratı olsun. Ama bir farklılık var burada. Bakın orada onları Cenab-ı Hak vahiyle istikamet veriyor. Bize de onları örnek olarak yani veriyor ki aynı şeylere, yanlış istikametlere biz sapmayalım. Evet. Evet hocam. Onun için ben dedim yani Ahzab suresi hocam. Çok nefis. Müthiş bir sure evet hocam. Evet. Mehmet Ali Sarı İçinde hocam. Çok manalar barındırıyor. Efendim ben Ömer Turan kardeşimiz önce sosyal bir hizmet görüyor. O bakımdan onu böyle toplumun içinde bu hizmeti görürken çok hassas olmasını arzu ederim şahsen. Evet. Ne gibi? Mesela cenaze imamı olarak çalışıyorsun değil mi? Evet hocam. Bu cenaze imamı kardeşlerimiz tabii öğle ve ikindi namazı kılındıktan sonra cenaze namazı kılınıyor. Cemaat işte bir kısmı içeride cenaze namazı kılıyor, bir kısmı dışarıya ayakkabılarını falan hazır oluyor falan, bir bekleme oluyor. Cenaze zaten camiye giden cemaatin yaş ortalaması 60'ın üzerinde. Yaşlı insanlar, yaşlı cemaat namaza geliyor. Cenaze imamı kardeşlerimiz ölümün hususiyetlerini, ölümlü bir dünya olduğunu, ahiret yolculuğu olduğunu uzun 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 anlatıyorlar. İnanın yoruluyoruz yani o vaazı orada faydalı bir vaaz ama dinlemekten ayakta yoruluyoruz. Biraz Ömer Turancığım sen bu konulara
biraz ihtisar edersen, muhtasar İnşallah müfit konuşma yaparsan İnşallah çok hocam. Sevaba girersin. İnşallah İhtiyarların hocam. Sevabını alırsın. Allah razı olsun derler. Cümlemizden. İnşallah hocam. Şeye gelince hocamız sesinin güzelliğini, canlılığını söyledi. Hakikaten terbiyeye müsait bir ses var. Mesela bir Acem perdesi ile bir met çekti. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra da Dügah perdesinde Kürdili kalarak bir Acem Kürdi perdesini duyurdu bize. Ben burada değişik buldum, mutlu oldum. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Eyvallah, eyvallah hocam. Halil hocam. Acem Kürdi vardı ama Acem Aşıran bir yerde ağırlıklı olarak geçti değil mi hocam? Ben Acem Aşıran'a indiğini fark edemedim. O ben kadar... fark ettim. Bir fark bu saatte var. Bu saatte fark ediliyor demek. Ben yorum yapmayayım da hazır Acem Aşıran demişken. Kürdi. Ama evet. Acem Aşıran. Hocam oraya çıkacak, o hiç uğraşmayın. Evet, o belli oldu hocam. Bence rahat bırakalım. Yani Acem Aşıran'a gidecek. Evlerinde şimdi bizi bu saatte tabii dinleyen, seyreden değerli evet. izleyicilerimize bir Nat-ı Şerif evet. okuyayım Acem Aşıran. Lütfen. Ya Resulallah, acep kimdir bize senden yakin? Ya Habib Allah, seni bildik şefi'al müznibi. İşte bu acı başarı. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrı emin. Allah Allah Allah. Biz sana ümmet olunca eyleriz gayrı emin. Hep senin için halk olundu bu semava. Tebrikler. Tebrikler. Yüreğinize sağlık. Harikaydı. Biraz eksikler oldu ama olsun. Harika yani hocam. Hiç olmazsa bu saatte değil mi? İyi geldi güzel, hocam. Huzurlu geldi inşallah. Ömer Turan kardeşimizi bu gecenin son puanlaması için puan noktasını alıyoruz. Ve sözü de Halil hocam size bırakalım. Bu gecenin son puanlaması Ömer Turan'ımız için. Buyurun. Ya Ömer, Allah senden razı olsun. Cümlemizden. bana geçmedi bir türlü bugün ama güzel okudun. Allah razı olsun. Bak samimi söylüyorum. Çok böyle talim okur gibi okudun, yavaş yavaş okudun. Yani çözümler gibi okudun ama bunlar yani değil, burası bir yarışma nihayet. Arz edebildin mi? Evet. Ben dostum sana 85 puan veriyorum. 85 puan. Allah razı olsun. Mehmet Ali Sarı Hocam. Ben de tekrar ediyorum Halil Bey'in notunu. 85 puan. Evet. Osman Egin Hocam. Evet, göreyim hocamın yüzünü. Ömer Turan Hocam. Birazcık tebessüm abi. Çok güzel. Bu 5 puan artırır gibi geliyor bana. 85'leri. Güzel. Ve 90 puan. 90 puan. İlhan Tok Hocam. 85 puan. 85 puan. Allah razı olsun. Ve Ömer Turan eserimiz çok kıymetli jürimizden toplamda 345 puan almış oldu. Ben büyük bir alkışla kendisini sahneden
uğurlamak istiyorum. Buyurun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ve geldik programımızın en heyecanlı noktalarından birine. Az sonra buraya bülbüllerimiz gelecekler ve bu gecenin birincisini, bu haftanın birincisini hep birlikte öğreneceğiz. Stüdyodaki seyircilerimiz bu akşama mührünü vurdu, bunu söyleyebilirim. Bu mühür acaba hangi bülbülümüzü sevindirecek? Bu gecenin, bu haftanın birincisi oldu. Evet, kıymetli Kur'an dostları. Geldik bu gecenin az önce de söylediğimiz üzere en heyecanlı anlarından birine. Bu akşam da kıymetli bülbüllerimiz, bu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bu mübarek akşamda bu güzel bülbüller bize güzel bir ziyafet yaşattılar, Kur'an ziyafeti. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ve puanlamalarına geçmeden önce, bu akşamın birincisini öğrenmeden önce sizlerden onlar için yoruldunuz biliyorum ama bir alkış daha istirham ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bu akşam şu ana kadar çekmiş olduğumuz bölümlerde çok yaşanmamış bir durumla karşı karşıyayız. Seyircimiz, stüdyoda bulunan seyircimizin puanlarının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha şu anda ben öğrenmiş durumdayım. Ama kimse bundan haberdar değil. Ama az sonra öğreneceksiniz ki stüdyodaki seyircilerimiz bu akşama mührünü vurdu. Bunu söyleyebilirim. Ama acaba... Bu mühür acaba hangi bülbülümüzü sevindirecek? Bunu öğrenmenin zamanı ve vakti geldi. Merak içindeyiz. Merak içinde olduğunuzu biliyorum. Ve daha fazla sizleri meraklandırmadan açıklamaya başlıyorum. Bu akşam seyircilerimizden 75 puan aldı. Kıymetli jürimizden 344 puan almıştı. Ve toplamda 419 puan alarak bu gecenin beşincisi oldu. Alkışlarınızla Mücahit Polat. Kendilerine bir tam altın hediye ediyor ve çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam seyircilerimizden 76 puan aldı. Jürimizden toplamda 345 puan almıştı. Ve genel toplamda 421 puan alarak bu haftanın dördüncüsü oldu. Alkışlarınızla Ömer Turan Eser. Kendisini tebrik ederek bir tam altın hediye ediyoruz ve bu akşam seyircilerimizden 67 puan aldı. Jürimiz toplamda kendisine 355 puan vermişti. Ve böylelikle toplamda 422 puan alarak bu haftanın üçüncüsü olmuş oldu. Alkışlarla Erdal Karaer. Kendilerine bir altın hediye ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Ve geldik en heyecanlı ana. Başta da söylemiştim. Seyircimiz vermiş olduğu puanla sonucu ciddi anlamda etkiledi. Şimdi onu öğrenme vakti ve heyecan dorukta hem bülbüllerde hem sizde hem bende. Ve bu gecenin birincisini açıklıyorum efendim. Bu akşam seyircilerimiz kendisine tam 90 puan vermiş. Jürimiz kendisine 363 puan vermişti. Jürimizin sıralamasında kendisi ikinciydi ama seyircimiz 90 puan verince toplamda 453 puan alarak
bu gecenin, bu haftanın birincisi oldu. Alkışlarla Mehmet Çelik. Tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık ve 3 tam altın hediyenizi takdim ediyorum. Ve bu akşam, bu hafta jürimizin birincisiydi. Ama seyircilerimiz kendilerine 79 puan ikram ettiler. Toplamda 448 puan alarak bu haftanın ikincisi oldu. Büyük bir alkışla Mustafa Özkaya'yı da tebrik ediyoruz. Ve kendilerine bir tam altın hediye ediyoruz. Evet, bir heyecan anı daha. O da şu ki, çok kıymetli hocalarımızın ellerinde final biletleri var. Ve Halil Hocam, sizinle başlıyorum. Buradaki bülbüllerimizden herhangi birine final biletinizi vermek ister misiniz? Hepsi gönlümde birinci. Müsaade buyursunlar. Bu akşam bu bileti kullanmak istemiyorum. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Sarı Hocam, bu akşam final biletinizi kullanmak ister misiniz? Önümüzde Ramazan'a kadar uzun bir maraton var. Biraz sonra kullanacağım, biraz bakmak istiyorum. Eyvallah hocam. Osman Egin Hocam, bu akşam final biletinizi kullanmak ister misiniz? Evet, değerli Mustafa Cihat Hocam, ben arkadaşlarımın affına sığınarak bu akşam kullanamayacağımı ifade etmek istiyorum. Eyvallah. Ve son olarak İlhan Hocam, ben bu akşam final biletinizi kullanmak ister misiniz? Ben de affımı diliyorum efendim. Peki. Çok kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu hafta final biletlerini kullanmak istemediler. Evet, geldik efendim bu haftanın da sonuna. Güzel bir Kur'an ziyafeti oldu. Bu bülbüller sayesinde sizler de, bizler de hep birlikte güzel bir ziyafet çektik. Elhamdülillah. Onlara yürekten tekraren teşekkür ediyorum. Ve inşallah haftaya tekrar Cenab-ı Hak nasip ederse huzurlarınızda olmayı diliyor ve istiyoruz. İşte o ana dek de sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Cahile laf yetiştirmeye kalkmamamız gerektiğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim hocam. Neyi aradığını bilmeyen, aradığını bulsa da bulduğundan bir şey anlamaz. Aradığını bilmeyen bulduğunun farkına varmaz evladım. Bütün dünya benim olsa bir tane anne.